sevgili dostlar. Ben Ceki Murat. Çocukların sevgilisi Ceki Murat. Neden Ceki Murat? Bir sağ resme bakın, bir de sol resme. Neden Ceki Murat olduğumu anlıyorsunuz. Yani Jackie Chan'ın film artistin yerlisiyim ben de. Ve 7 yıldır çocuklarımızı mutlu ediyorum. Bu videoyu yapmadan önce sizlere şöyle güzel bir Fransa, Almanya sınırı Ren Nehri'nden sesleniyorum. Görüyorsunuz su akıp gidiyor. İnsanın hayatta akıp gidiyor. Hepimiz çocuktuk, genç olduk. Yavaş yavaş ihtiyarlığa doğru gidiyoruz. Bu bir videoyu yaparken çok düşündüm. Neden mi çok düşündüm? Biliyorum ki bu videoyu baştan sona bakarken çok tepki alacağımı ve bazı insanlarımız beni anlamayacak. Hemen altına yorumlar yazacak videonun. Argo kelimeler, onlar bunlar. Halbuki ne demek istediğimi anlasalar ve nereye, ne için yaptığımı bu videoyu anlasalar, o zaman bana tepki göstermeyecekler. Öncelikle biliyorsunuz 2018 yılı başlamıştır. 2018 yılında kimin için güzel oluyor? Tabii yeni düğünler olacak, yeni eğlenceler olacak, yeni kermesler olacak. Her şey güzel olacak. İnşallah savaşsız güzel bir yıl olur. Ve şimdi gerçek şeyimize gelelim. Konumuza gelelim. Nedir konumuz? Konumuz şudur. Öncelikle Almanya'daki Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, yakın çevrende Bayern, Hessen eyaletindeki bütün düğün salonlarına Allah bol kazanç versin. Arkasından organize yapan arkadaşlara bol kazanç versin. Gruplarımıza bol kazanç versin. Kermes yapacaklar, 23 Nisan yapacaklar. Okul aile birliklerimize, camilerimize, derneklerimize, hangi derneğimiz olursa olsun hepsine Allah bol kazanç versin. Şimdi konumuza gelelim. Hiç düşündük mü? Kermesler, programlarda, 23 Nisan'larda, düğünlerde program yaparken çocuklarımızı düşünüyor muyuz? Hayır. Neden? Çünkü bu hafta sonu gittiğim Atlantik'te, Lorient'te, yani 1400 kilometre yol, 14 saat yol, grup vatanla beraber gittiğim güzel bir yere gittik. İlk önce düğün sahibi bizi çok çok güzel karşıladı. Ona canı gönülden teşekkür ediyorum. Öyle bir muhteşem organize yapmış ki 7'den 77'ye herkesi mutlu etti. Çünkü Fransa'da şunu gördüm ben. Oraya vardığımda dediler ki burada bize salonlar vermiyorlar. Almanya gibi değil. Çünkü salonların her yerini kırıyorlar çocuklar işte. Dağıtıyorlar. Her yer bozuluyor yani. Ondan dolayı salon vermiyormuş. Ama program bittikten sonra şunu gördüm. Organize geldi. Çok çok teşekkür etti. Arkasından salonun, yani belediyenin görevlisi geldi. İşte bekçi mi diyelim, görevlisi geldi. Böyle Fransızca merci merci teşekkür ede de ben de şaşırdım ne oldu diye. Dedi ilk defa dedi, bir Türk düğününde dedi olay yaşamadık. Hiçbir şey kırılmadı. Ve çocuklar mutlu şekilde ayrılıyor. Yani şimdi ben burada ne kendi reklamımı yapmak istiyorum ne de başka bir şey. Sadece sizlere biraz kafamızı, beynimizi çalıştıralım. İlk önce düğün salonundan başlayalım. Nedir düğün salonu? Sevgili düğün salonu sahipleri, sevgili güzel insanlar. Almanya'da bu Baden-Württemberg eyaletinde olsun, Hessen'de olsun muhteşem düğün salonlarımız var. Ama lakin görüyorum ki düğünler başladığında çocuklarımız ortada, sağda solda koşuyor. Hiç onlarla ilgilenmiyor. İkincisi, sevgili organizasyon arkadaşlar. Güzel güzel Almanya'nın farklı yerlerinden gelip belediyenin salonlarında düğünler alıyorsunuz. Hiç mi görmüyorsunuz oralarda, salonlarda çiçekleri falan kırarken veya şişeleri sağa sola atarken? Ya bu çocuklara da bir eğitimci, bakıcı demeyeceğim yani çünkü biz bakıcı değiliz. Eğitimci, kostüm altına giyinmiş eğitimci arkadaşları, ben olayım veya başkaları olayım. Onlar da şöyle bir gelsin, takıya kadar zaten, saat 10'a kadar çünkü ondan sonra çocukların uyku saati. Bir ilgilenen olmaz mı yani? Şimdi bu videoyu ben neden yapıyorum? Fransa'da gördüğüm olayda çok etkilendim, ondan yapıyorum. Çünkü oradaki çocuklar, inanın 180 tane çocuk tek sıra oldu ve hepsi dinliyor böyle yani.
ne demek istediğimi anladınız. Sevgili düğün salonu sahipleri. Salonda çocuklar tabakları kırıyor, çatalları kırıyor, sağa sola atıyor. Kola şişelerini, fanta şişelerini sağa sola atıyor. Ondan sonra bir sürü zarar veriyor. Sahneye çıkıp elektrik kablolarını, onları bunları kırıyor. Ve çocuklara gelince dediğimiz zaman işte şu kadar miktarı ya çok para. Ama hiç düşündünüz mü? Zararınızın %50, %70 aşağı düştüğünde ve çocuklar mutlu olduğunda buna yani otomatikman karşıladığını düşündünüz mü? Ve anneler babalar var zaten. Çocuklar salona girdiği zaman bırakıyorlar. Herkes bir köşeye. Çocuklar nerede bilinmiyor. Geçen yıl yaşadığım bir olay anlatacağım. Yani 2017'nin son aylarında çocuk yağmur yağdı, yağmurlu havada salonun önünde çamura düştü. Her yere battı. Annesini babasını arıyorum salon. 1200 kişi var önünde. Ve anne babanın haberi yok. Sahneye çıktım, çocuğu kucağıma aldım. Daha halen anne babanın haberi yok yani. Bir olayımı daha anlatayım. Salondan çocuk 1 kilometre uzağa gitmiş, yabancı birisiyle el ele tutuşup gidiyor. Eğer ki yetişmeseydim, belki o çocuğa ne yapacaktı? Anlatabildim mi sizlere? Yani ondan dolayı şunu demek istiyorum size. Lütfen, lütfen çocuklarımıza dikkat edelim. Onlar için, onlar için özel programlar yapalım. Saygılar sunuyorum. Jackie Murat yollarda. Gönül dostları el ele sizlere selam olsun. Bisikletçi dayı arkadan geçiyor. Gördüğünüz gibi böyle işte yani. Demeden önce ne diyorum? Nerede olursanız olun düğün, sünnet programlarda çocuklarımıza değer verelim. Kermeslerde değer verelim. Onlara önem verelim yani. Tavuk seslerini de duyuyorsunuz. Yani tam Ren Nehri'nin karşısındayım. Her şey var burada. Yani sizlere düğün sahiplerine, salon sahiplerine, herkese diyorum lütfen lütfen saat düğün 5'te başlıyorsa akşam 10'a kadar çocuklarınıza ilgilenecek başına birisini dikin. Yani illa ben oğlum değil, başka arkadaşlar var, eğitimci arkadaşlar var. Derneklerden çocukla kız çocuklarımızı getirin, erkek çocuklarımızı getirin işte yani. Onların gönüllerini alın yani. Ne demek istediğimi anladınız siz. Saygılar sunuyorum. İkinci videomda sizlere müzik gruplarını, kermesler hakkında ve bazı konularda bilgi vermek istiyorum. Pek yakında ikinci videom. Saygılar sunuyorum.